2,5 yılı aşkın süredir cezaevinde bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın ikinci öykü kitabı Devran iletişim yayınlarından çıktı. Demirtaş Devran'da yaralıların, umarsızların, kalbi hızla çarpanların hikayecisi olmayı sürdürüyor. Toz duman kenarlardan, taşradan ve kuytulardan, memleketten yoksulluk hallerini anlatıyor. Utananlar, üzülenler, aşıklar, yevmiyeciler, küçük kasabalar, hazin ve uzakta kalan hayatlar. 90'ların başı, ziraat fakültesini yeni bitirmişim. İş güç yok henüz. Günün çoğunu evde iş projeleri ve gelecek planlarıyla geçiriyorum. Dile kolay, her gün 50 tane iş kuruyorum kafamda. Hemen para kazanmaya başlamam lazım diyorum. Acayip zengin olasım gelmiş, yerimde duramıyorum. Fakirlik içinde büyümüşüz. Fakir fakir okuyup üniversiteyi de bitirmişiz. Ama her şeyin bir sonu olduğuna göre fakirliğin de bir sonu var değil mi? Gün olur Devran döner, Ardiye, Sultan Reşat'ın torunu, Kapkaç, Direnmek Güzeldir, Baran'ın Beşiği, Taş Ocağı, AVM, Kobay, Şef Tren, Aşk Boğar İnsanı, Dedemin Krallığı, Yeni Hayat, İnsan Kalabilmek, Devran'ın Öyküleri. Yılı aşkın süredir Açık Radyo'da Türkiye ve dünya çapında ekoloji mücadelesinin seyrini kayıt altına alan Açık Yeşil programı, Ömer Madra ve Ümit Şahin tarafından yayına hazırlanarak kitap haline getirildi. Açık Yeşil'in ilk kitabı, her gün 150 ila 200 canlı türünün yok olduğu, iklim krizinin tüm dünyanın gündemine oturduğu insan çağında çevre ve iklim hareketlerinin teorik temellerini ortaya koyuyor. Kitap Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından alınan kayıtları ve mülakatlara yer vererek bir başvuru kaynağı özelliğini taşıyor. Öte yandan kitapta yeşil düşüncenin köklü tarihinden düşünürler ve aktivistlere özel dosyalarla yer veriliyor. Kitap iklim aktivisti Greta Thunberg'in "Evimiz yanıyor" diyerek işaret ettiği iklim krizinden hep birlikte nasıl çıkabileceğimize ilişkin yeni bakış açılarına kaynaklık ediyor. Kainattaki yegane evimize karşı sorumluluklarımızı da yeniden gözden geçirmeye davet ediyor. Bana işkence etseler ne olurdum, neye dönüşürdüm bilmiyorum. En çok da bunları öğrenmemek için uzak durdum her şeyden. Vicdanımla hep bunun için boğuştum. Kendi özgürlüğüm için. Ama herkes özgür olmadan kimse özgür olamıyor. Bir yerde yaşayan bütün herkesin vicdanı rahat değilse, haksızlık ve mağduriyetin sıcak nefesi durmadan burunlara çarpıp mideleri bulandırıyorsa, mutluluk mümkün olmaz kimse için. Muafiyette. Askeri darbenin ertesinde bir mahkeme salonunda başlayan tehdit mektuplarında, adli bir dava eşliğinde mahkeme tutanaklarını, tehdit mektuplarını, sanığın günlüğünü, bir sevgiliye yazılmış mektupları ve gönderilmemiş başka bazı mektupları okuyoruz. Solun ideallerine sempati duyduğu halde harekete mesafeli duran ama silahlı örgüte yardım iddiasıyla yargılanan bir gencin, davaya bakan ülkücü bir savcının ve oğlunu kurtarmak için ümitsizce çırpındığı sırada bile darbe olduğunda huzur gelecek diye sevinen bir babanın, farklı bakış açılarından o yılların Türkiye'sine bakıyoruz. Tehdit mektupları hem kişinin vicdanını hem de toplumsal hareketlerin ve toplumun vicdanını konu alan bir roman. Yetkin dili ve kurgusuyla mektup roman türünün bir örneği. Bugün hala kendime şu soruları soruyorum. Kimim, ne istiyorum, varoluşum ne? Bunlara içtenlikle cevap verebilmek için kime döndüm? Sartre. Çünkü o kendi varoluşunu ölümüne dek sorgulamaktan hiç vazgeçmez ve insan kendisini oluşturduğu varlıktan başka hiçbir şey değildir der diye yazar. Ben de onunla birlikte onun yolundan giderek varoluşumu tüm çıplaklığıyla bir kez daha sorgulamak istiyorum. Özgürlük yaratıcılıktan ortaya çıkar. Okuma özgür bir düştür ve bu özgürlük ruhsal yapının en derin, en karanlık noktalarına giderek değişimi, gelişimi gerçekleştirir ve okuyan insan giderek artan bir duyarlılığa kavuşur. Edebiyat terapi yoksunluktan varoluşa, özgürlüğe kavuşma isteğidir.